Geldik bir yılın daha sonuna. 2023 yılında okuduğum tüm kitaplar ve 2023 favorilerimle buradayım. Videoya başlamadan hemen önce şunu düşünüyordum. Ben bu içeriği 6. kez hazırlıyorum. 2018 yılında okuduğum tüm kitaplar ve 2018 favorilerim, 2019 yılında okuduğum tüm kitaplar ve 2019 favorilerim, 20, 21, 22 ve 23... Böyle düşününce 6 yıl sonu videosu yapmışım ve zaten 6,5 yıldır YouTube'da içerik üretiyorum. 6,5 yıl insan ömründe çok ciddi bir süre ve ne kadar çok zaman geçirdiğimizi düşündüğüm birlikte. Birlikte ne çok kitap okuduk, ne çok kitabı çok sevdik. Uzun uzun konuştuk o kitaplar hakkında. Çok güzel hissettirdi bana bu. Sizinle aramızdaki bağı bir kez daha görmemi, anlamamı hissetmemi sağladı ve çok keyiflendirdi. Şimdi bu videoda 2023 yılında okuduğum kitapların tümünü göreceksiniz ama öncesinde söylemek istediğim birkaç şey var. Direkt olarak kitapları görmek isteyenler videoyu ileri sarabilir çünkü ben biraz konuşmak istiyorum öncesinde. Ya da açıklamalar kısmında yine kitapların tümünün adı yazıyor olacak, oraya bakabilirsiniz. Okuduğum bu kitapların bende bıraktığı bir etki var, bir karşılık var. Dolayısıyla bunu görmezden gelemem çünkü kendi okumalarımı değerlendirmek istiyorum. Sizin önünüzde kendimi eleştirmek istiyorum. Yani sesi düşüneceğim aslında biraz. Böyle yapacağım, bunu yapacağım ki 2024'ü daha verimli geçireyim ben kendi adıma. Zaten ben bir yılı çok verimli geçirince size de yansıyor kitap önerisi olarak. Şimdi bu yıl gördüğünüz gibi kitap kulelerim önceki yıllara göre çok daha minik. Kitap kulelerimin bu kadar az olmasının sebebi bu yıl benim Beni burada gördüğünüz tanıdığınız diğer yıllardan çok daha az kitap okumuş olmam. Neden bu kadar az okudum bu yıl diye böyle kendime biraz kızdım aslında kızıyordum. Daha doğrusu yıl içerisinde. E fakat kendime de çok haksızlık yapmamaya karar verdim. E bunun sebebi okuduğum kitapların çok güzel olması değil. yani olaya şuradan bakmıyorum. Tamam az kitap okudum ama çok nitelikli eserler okudum. Ee, önemli olan sayı değil, kitapların kalitesi gibi düşünmüyorum. Bu eleştiriyi buradan yapmıyorum çünkü ben 50 kitap değil 150 kitap okusam o 150 kitap da çok nitelikli kitaplar olacak. Ee, 150 kitabın tamamı değil belki ama zaten 70'i 80'i benim çok sevdiğim favori kitaplarım olacak. Dolayısıyla keşke daha çok okusaydım da daha çok çok sevdiğim kitap olsaydı gibi bir şekilde düşünüyorum bunu. E, fakat sonra şöyle düşündüm yani 2023'ü kitapların dışına çıkıp değerlendirdiğimde 2023 yılında Şubat ayında yaşadığımız deprem nedeniyle o dönemde herkes gibi benim de hayatım ve psikolojim alt üst oldu yani Şubat ayı hatta Martın bir bölümüne kadar e, kitap okuyamadım e, öncelik zaten kitap okumak değildi hatta e, depremin ilk günlerinde e bana işte soruyorlardı kitap okuyabiliyor musunuz diye. Yani mümkün değil. Yani aklıma gelmiyor. Kitap elime kitap alıp okumak aklıma gelmiyor. Sadece gündemi takip etmekle, haberleri takip etmekle geçiriyordum günlerimi. Dolayısıyla zaten burada kayıp bir dönem var. Elbette kaybettiğimiz onca insanın, onca değerin yanında az kitap okudum diye bir sistemde bulunmuyorum. Neden böyle olduğunu hani videonun konusu kitaplar olduğu için neden böyle olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şubat ve Mart'ın bir bölümü böyle geçti zaten. Kitapsızdı. Ve sonra iki önemli seçim vardı. Ve bu seçimler benim çok ilgilendiğim, çok yakından takip ettiğim ve hatta sonra politikayla ilgilenmeyi tamamen bana bıraktıracak kadar beni doyuran ve tiksindiren bir dönemdi. Dolayısıyla o dönemlerde de yani seçimin öncesinde, sonrasında, esnasında da ilgim, dikkatim sadece seçimlerde olduğu için yine kitaplardan uzak düştüm. E sonra tüm bunların yarattığı yorgunlukla ve stresle artık yazın hiçbir şey yapmak istemedim. Yani yazın, haziranın başından, ağustos ayının sonuna kadar sadece tatil yaptım. Neredeyse hiç okumadım. Yani arada elime aldığım, okudum ve sevdiğim bir iki kitap oldu. Ama rutinimin dışında okumalardı bunlar e, yoğunluk itibariyle. Ve neredeyse hiç kitap okumadığımı söyleyebilirim. Yani böyle baktığımız zaman, şimdi aralığın neredeyse ortasında bu videoyu çekiyorum. 4-5 aylıkta bir kayıp zaman var okuma anlamında kayıp olan. E, i̇yi bile okumuşum yani diyorum. Ve 2024'te full motivasyonla, harika kitaplarla, bıkmayan ve bitmeyen bir enerjiyle burada olacağım ve harika kitaplar okuyacağım. Zaten beni bu konuda teşvik eden de bir sürü şey var. Kamçılayan okuma konusunda bunları da anlatacağım size. Bunun dışında bir de şunu söylemek isterim, benden bu, göreceğiniz bu kitapların uzun uzun yorumunu yapmayacağım bu videoda. Bu videonun amacı bu değil zaten. Çünkü bu videoda elimde göreceğiniz, adını benden duyacağınız kitapların neredeyse tamamının çok detaylı, çok coşkulu, iştahlı yorumu kanalımda mevcut. Ocak ayında okuduğum kitaplar videoma gidebilirsiniz. E, Şubat yok sanırım, ama Mart belki vardır. Mart, Nisan, Mayıs. Ekim ayında okuduğum kitaplar, Kasım ayında okuduğum kitaplar gibi ay ay giderseniz bu kitapların detaylı yorumuyla karşılaşacaksınızdır. Bu videonun amacı genel bir yıl değerlendirmesi yapmak ve favorilerimi öne çıkarmak. Kitaplara geçeceğim fakat öncesinde videomuzun sponsoru olan Cambly'den bahsetmek isterim size. Cambly'i ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online olarak ders yapabileceğiniz bir İngilizce öğrenme platformu. İsterseniz birebir, isterseniz grup derslerinde bu eğitimleri alabilirsiniz. Sizinle aynı seviyede olan ve benzer ilgi alanlarına sahip olan kullanıcılarla grup derslerine katılarak hem sosyalleşebilirsiniz hem de eğitmen gözetiminde farklı kültürlerden insanlarla sohbet ederek ben başkalarının önünde İngilizce konuşmaktan çekiniyorum gibi bir kaygınız varsa bu kaygınızla baş edebilirsiniz. Çünkü hem eğitmen size cesaret verecektir hem de zaten doğal bir akış içerisinde bu dersler size özgüven kazandıracaktır. Cambly'de şu anda yılın son büyük indirimi var. 12 aylık aboneliklere özel %60 indirimden yararlanabilmeniz için videonun açıklamalar kısmında bir bağlantı bulacaksınız. Bu bağlantıya tıklayarak ve 60 begum kodunu kullanarak 12 aylık aboneliklere özel %60 indirimden yararlanabilirsiniz. Böylece yeni bir yıla girerken 2023 bitmeden kendiniz için çok iyi bir yatırım yaparsınız ve aylık sadece 299 lira karşılığında kendinizi kendinizden bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Kendimizi geliştirmek sadece kitaplarla olmuyor. Farklı kültürleri öğrenerek dünyanın farklı yerlerine online de olsa giderek bu çok daha değerli ve mümkün oluyor. Açıklamalar kısmına bıraktığım bağlantıya tıklayarak Cambly'de tamamen ücretsiz herkese açık bir biçimde bulunan yapay zeka özelliğini kullanmanızı öneririm. Yapay zeka ile istediğiniz konuda sohbet edebilirsiniz ve muhabbetin gidişatı karşısında çok eğleneceğinize eminim. Bu tamamıyla ücretsiz bir üyelik gerektirmiyor. Aynı şekilde ücretsiz ve herkese açık bir biçimde İngilizce kaynaklar var Kamili'de. Ben bunlara da göz atmanızı öneririm. Böylece 2023 bitmeden 2024 için kendinize harika bir hediye, harika bir yatırım sunmuş olacaksınız. Kendiliğe videoya yaptıkları destekleri için teşekkür ederim. Öyleyse başlayalım. Şimdi 2022'nin son günlerinde ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarını okuyordum. Önce Mahur Beste'yi okuyarak büyülenmiştim. Daha önce Ahmet Hamdi Tanpınar'dan kitaplar okumuştum elbette ama Mahur Beste'nin bende her zaman çok ayrı bir yeri olacak. Önce Mahur Beste'yi okuyup Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dili karşısında büyülenmiştim. Ardından da Huzuru okumuştum e, ve hatırlıyorum Yeni Yıla girdiğimiz dakikalarda yılın ilk günlerinde ben Ahmet Hamdi Tanpınar'dan e, Suat'ın mektubunu okuyordum. Suat'ın mektubunu Huzur'dan hemen sonra okudum yani ben şu sırayla okudum e, Mahur Beste, Huzur, Suat'ın mektubu ve sahnenin dışındakiler. O yüzden bu ikisi elimde. Zaten 2022 videosuna gittiğinizde göreceksiniz Mahur Beste ve Huzur'um. Dört kitabı birlikte değerlendirmeliyiz ve muazzam bir edebiyat ürünü olduğunu kesinlikle kabul etmeliyiz. Suat'ın Mektubu bu Nehir Roman bu üçleme okunurken en göz ardı edilen bir kitap. Zaten bu kitabın da kendi başlı başına bir hikayesi var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazması, taslaklarını kaydetmesi, eklemesi, çıkarması, notları vesaire. Ahmet Hamdi Tanpınar Türk edebiyatının büyük ustası, çok değerli benim için. Çok seviyorum ama çok da saygı duyuyorum. Yani sahip olduğu bu ustalığa, bu beceriye, bu e, kelimelerin bir araya getirdiğinde nasıl böyle bir sanat eseri yaratabiliyorsun şaşkınlığını bende yaratması sebebiyle. Muazzam bir hikaye. Sadece işte e, huzur e, bir aşk romanı olarak e, anlatılır ve bilinir. Yani böyle bir genel kabul var ama değil. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar e, çok daha geniş açıdan işte... E, Aile ortamındaki aile kültürü, sofra kültürü, eğitim, e, politik olaylar, ikili ilişkiler. Yani o yıllara gittiğinizde insanların görgüsüne, bilgisine, elini kolunu nasıl koyduğuna kadar e, buna varana değin bir e, portre çiziyor Ahmet Hamdi Tanpınar. E, dönem portresi ve çok değerli. Muhakkak okumanızı öneririm. Ama çok kolay kitaplar değil. Özellikle Mahur Beste sanıyorum e, bu işte kitaplar arasında en... Bence edebi lezzeti yüksek olan ve işte en diğerlerine göre yani huzura göre belki biraz daha zorlayıcı olabileceğini düşündüğüm bir kitap. Şimdi kendimle eleştirimi yaparken şuna değinmeyi unuttum az önce. Ben çok fazla kurgu dışı kitap okumam yani okumalarımın ağırlığı kurgudur özellikle romandır. Ama mesela geçen sene <laughs> pardon. Geçen sene 2022'de ve 2021'de yoğun olarak mesela psikoloji kitapları okumuştum. Bu yıl yok. Bu yıl kurgu dışında çok az kitap okumuşum. Ve çok az kitap okumuş olmaktan dolayı da biraz rahatsızım aslına bakarsanız. Bu çok az kurgu dışının bir kısmını hemen size göstereyim ve o kurgu dışı kitapları kaldırayım. Bunlardan biri rezonans kanunu. Diğeri kendiniz olma alışkanlığını kırmak. Joey Dispenza. Bu iki kitap aynı okur kitlesine hitap ediyor. Çok benzer şeyleri anlatan kitaplar. O yüzden birlikte göstermek ve birlikte yorumlamak isterim. Ama detaylı yorumu var dediğim gibi kitapların kanalımda. spiritüel işlerle ilgileniyorsanız yani manifesto, çekim yasası, enerji, düşünce gücüyle bir şeyleri yapabilmek bu gibi konular üzerine okumalar yapmayı seviyorsanız, ilgileniyorsanız bu iki kitaba muhakkak bakmanızı öneririm. E çünkü daha iyisi var mı Türkçede Türkçe kaynaklarda ben bilmiyorum. Özellikle kendiniz olma alışkanlığını kırmak kitabı bu konulara ön sizin de ön kıracak nitelikte bir kitap. Çünkü satır satır, örnek örnek, çalışma çalışma, deneylerden, araştırmalardan bahsediyor. Yani söylenen her şeyin bir arka planı var. İşte yaşananlar anlatılmıyor sadece ya da yazarın öznel görüşleri ya da kurgusu anlatılmıyor da örneklerle, açıklamalarla bir bilgi veriliyor okura. Dolayısıyla da tatmin oluyorsunuz. Yani kendi hayatınıza uygulayın ya da uygulamayın ama bu kitabın doğruluğu hakkında ve alanında yazılmış iyi bir kitabı oluşu hakkında net bir kanaatiniz olacaktır. Ben çok severek okudum, çok da yararlandım ve zaten okuduğumda şunu fark ettim. Daha böyle kişisel bir yerden bir örnek vereyim size. Ben zaten yaşamışım ve yapmışım ama anlamamışım. Yani bir gün bir şeyin hayalini kuruyorsunuz ve sonra o şey hayalini kurduğunuz biçimde tıpkı hayal ettiğinizin birebir bir örneği olarak mesela hayatınızda vuku buluyor. Ve bu kitabı okuduğunuzda kendi hayatınızda bunun daha önce yaşadığınız örnekleri olduğunu da göreceğinizi düşünüyorum. Rezonans kanunu Kendiniz olma alışkanlığını kırmak kitabından sonra okuduğum için benim için biraz daha yüzeysel kaldı. Yani Kendiniz olma alışkanlığını kırmak kitabı o kadar kendi alanında yazılmış iyi bir kitaptı ki bu kitap biraz daha hafif ve onun gölgesinde kaldı. Ama bu konuda hiçbir şey bilmiyorsanız ve hiç okuma yapmadıysanız daha önce ve ilk bu kitabı okursanız yeterli olacaktır ve seveceksinizdir, yine öğretici olacaktır diye düşünüyorum. Okuduğum bir diğer kurgu dışı kitapta e, sosyal medyadan çok severek takip ettiğim Orhan Toker'in Dijital Baba Orhan Toker'in yazmış olduğu Bu Dijital Dünyada Anne Baba Olmak kitabıydı. Fakat o kitabı e, çok sevdiğim bir arkadaşıma verdim. O da okusun ve yararlansın diye. O yüzden şu an elimde yok. Onun yerine sembolik olarak Orhan Bey'in diğer kitabı Dijital Babadan Mesaj Var Sanal Dünyanın Gerçek Sorunları adlı bu kitabı göstereyim. Bunu da önümüzdeki günlerde hemen okumak istiyorum. Orhan Bey'in e, teknoloji çağında çocuk yetiştiriyoruz pek çoğumuz e, ve inanın e, yani biz görmüyoruz diye biz fark etmiyoruz biz öyle yaşamıyoruz diye bazı şeyler yok olmuyor yani o kötülük o pislik hep orada var e, fakat sana denk gelmiyor ya da sen görmüyorsun ama e, teknolojiyle iç içe yaşıyoruz ve sosyal medyayı kullanıyoruz ve ne yazık ki çocuklar da kullanıyorlar e, bu gibi konularda bilgi alabilmeniz için böyle yazılı basılı bugünü bugünün dünyasını anlatan Değerli bir kaynak olarak da görün Orhan Bey'in kitaplarını. Yani Instagram'da paylaşıyor sadece o değil pek çok insan var bu konuda paylaşım yapan. Ama e, sosyal medyanın kara deliğinde kaybolup gidiyor gönderiler paylaşımlar. Ama bunların böyle basılı bir arada derli toplu bulunması bence bugünleri anlatan e, önemli kaynaklar olması sebebiyle çok değerli. 10 yıllar sonra belki bu kitaplara bakıp ya biz bunları yaşamışız, birileri bizi bu konularda uyarmış diyeceğiz. Ama belki de iş işten geçmiş olacak. Çocuk yetiştirmek çok zor böyle bir çağda, çok tehlikeli. O yüzden gözümüzü daha fazla açmak zorundayız. Bu nedenle Orhan Bey'e kulak vermenizi öneririm. Sonrasında Türk Edebiyatı'ndan okuduğum diğer kitaplarla devam edeyim. Çünkü ne yazık ki ben çok az Türk Edebiyatı okumuşum videonun geri kalan kısmının bakıyorum tamamı çeviri kitap. Sabahattin Ali'nin seçme öykülerini okudum. Sabahattin Ali benim çok çok sevdiğim yazarlardan biridir ve işte Türkiye'de yaşamış önemli aydınlardan biridir ve ne yazık ki sonra öldürülmüştür. Sabahattin Ali'ye dair pek çok kitap okudum. Sabahattin Ali'nin mektupları var. Bunların içinde Sabahattin Ali'ye yazılan mektuplar var. Kendi yazdığı kitaplar var, işte şiirleri var. Çok çok severim ama daha önce başka bir öykü derlemesini okumuştum ve o öykü derlemesinin içinde olmayan öyküler vardı burada. Bu Everest yayınlarının Açık Hava serisinden yayınlanan bir dizinin bir kitabı. Bu kitabın içinde Hasan Boğuldu adlı bir öykü var. Hasan Boğuldu'yu bilirsiniz zaten pek çoğunuz ama ben ne yazık ki okumamıştım. Çok da geç kaldığım bir okuma. Eğer çok daha önce okusaydım dilimden düşürmezdim bu öyküyü. E beni çok etkiledi. Hasan Boğulduyu okumadan önce Sabahattin Ali'nin en sevdiğim öyküsü olarak değirmeni söylerdim size. Hala değirmeni çok severim. Ama Hasan Boğuldu beni çok duygulandırdı, çok etkiledi. Mutlaka bu kitaba bakmanızı öneririm. Sabahattin Ali'nin öyküleriyle ilgili belki elinizde farklı basımlar vardır. Biliyorsunuz telif hakkı kalktı ve sonra tüm yayın evleri aynı anda Sabahattin'in kitaplarını basmaya başladılar. O derlemelerden birine bakıp özellikle Hasan Boğuldu öyküsü var mı diye kontrol edip onu da okuyabilirsiniz. Sonrasında çok sevdiğim sevgili Deniz Gezgin'in Ahras kitabıyla okuduğum ve çok sevdiğim Deniz Gezgin'in Gözler, Kanatlar, Çiçekler, Kuyruklar adlı yeni kitabı yayınlandı can yayınlarından. Deniz Gezgin benim böyle ne yazsa koşarak gidip alıp okuyacağım bir kadın yazar. Çünkü Deniz Gezgin çok duyarlı ve çok merhametli. Bunu kitaplarını okuyarak söylüyorum bu arada. Yani kurguladığı hikayeler, o karakterleri konumlandırma biçimi ve onlara yaşattıklarıyla ve o yaşadıklarının içinden çıkmaya çalışma biçimleriyle ben yarattığı karakterler üzerinden Deniz Gezgin'in çok merhametli, vicdanlı olduğunu düşünüyorum. Çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. Zaten kitabın bu kitabın konusuna hikayesine baktığımızda bugünün dünyasıyla bugünün insanların hayatta kalma mücadelesiyle ve göç dalgalarıyla o kadar ilişkili bir hikaye var ki okuduğunuzda bunun neresi gerçek neresi hayal neresi kurgu bunu anlayamayabilirsiniz çok değerli bir hikayeyi anlatmış ama favorim hala Ahraz. Sonra Tolga Kayır'ın Perşembeyi Beklerken adlı bir kitabını okudum. Genç ve yeni bir yazar benim de bu kitabıyla haberdar olduğum bir yazar kendisi. Perşembeyi beklerken yakın dönem ülke tarihi gibi aynı zamanda ama bir karakterin acı dolu yaşam hikayesi gibi de bir karakter üzerinden bir aile yaşantısını, bir gönül ilişkisini, siyasi ülkede yaşanan politik gerçeklikleri bunların hepsini çok akıcı bir dille anlatmış. Ben çok beğendim ileride çok güzel kitaplar yazacağına ve çok başarılı herkesin okuduğu ve konuştuğu bir yazar olacağına olan inancımla bu kitabı bitirmiştim. Yeni farklı bir kitap arıyorsanız bu kitaba bakmanızı öneririm. Sonrasında Seda Nida Demir'in Kelebeğin Ayak Sesleri adlı bu kitabını okudum. Bu kitap sıcacık bir hikayeydi. Evet buruk bir hikayeydi. Ama okurken böyle sakin, yormayan, akıcı, merak uyandırıcı, özellikle bir yakınınızı kaybettiyseniz yani yasla mücadele ediyorsanız, ettiyseniz bir dönem, çok empati kurabileceğiniz bir karakter üzerinden ilerleyen çok duru bir anlatımla çok sahici bir hikayeyi konu ediniyordu. Yine yeni yazarlardan, çağdaş edebiyattan İyi bir kitap okumak isterseniz bu kitaba bakmanızı öneririm. Sedan İda Demir'in Kelebeğin Ayak Sesleri. Ben çok severek okumuştum bu kitabı. Ee, sonra şimdi çeviri kitap buradan sonrası tamamen. Ee, o yüzden şöyle gidelim. 3 nokta yayınlarından çok kitap okumuşum bu yıl. Galiba en çok 3 nokta yayınlarından okumuşum. O yüzden onların kitaplarını birlikte göstereyim size. Teronver'in Lanetlenişi ya da Aydınlanışı inanılmaz güzel bir kitaptı. Okuduğum en farklı klasiklerden biriydi. Bir din görevlisinin üzerinden aslında işte ön kabullerimiz var ya işte hayattaki bazı insanlara, bazı meslek gruplarına ilişkin. O yapmaz dersiniz, o sektöre, o meslek grubuna yakıştırmazsınız, özellikle din görevlisi. Bunların başında gelir. Ama işte o cemaatin içine girdikçe. Aslında meselenin çok da böyle olmadığını anlıyorsunuz. Çok merak uyandırıcı ve derinlikli bir hikayeyi anlatıyor. Ben bu kitabı çok çok severek okudum. Bu kitap benim bu yıl okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Videonun en sonunda ben böyle favorilerimi çıkarıp ayrıca göstereyim isterseniz toplu bir biçimde. Mark Elder'ın Deniz Halkı kitabını okudum. Yine 3 nokta yayınlarından çıkan bir diğer kitap olan Mercan Adası. İkisi de... Deniz temasıyla çok ilişkiliydi. Fakat Mercan Adası işte bir çocuk kalesi ve bunu bu deniz kültürünü, deniz hikayesini daha macera dolu, eğlenceli, merak uyandırıcı bir yerden yaparken bu kitapta ise insan psikolojisini görüyorsunuz. Yani evet deniz halkı, yani bir liman kenti, sahil kasabasında olan bir topluluğun hikayesini okuyorsunuz ama söz konusu insan olduğunda, menfaatler olduğunda yani kişisel hırslar devreye girdiğinde nerede yaşadıklarının çok da bir önemi olmuyor. Ben denize olan tutkun bağlılığım sebebiyle bu tür kitapları okurken çok keyif alıyorum. Yani o dalgaların sesi kulağıma geliyor. Bu bu insan psikolojisini ve insan nerede olursa olsun yine insan. İnsan nerede olursa olsun yine de o hırslarını koruyor gibi Kavramları bu psikolojiyi görebileceğiniz bir kitaptı. Yine çok severek okumuştum. Mercan Adası'nı mutlaka özellikle ortaokul, lise yaşlarında, dönemlerinde olan çocuklarınız varsa çok severek okuyacaktır bu kitabı. Ben Duru'ya hemen okutmak istiyorum. Biraz daha bu kitabı okuyabilecek seviyeye geldiğinde. Vin Nehri Cinayeti. Ben iyi bir polisiye kitap okuyucusu değilim. Bu yüzden bu kitap bana çok farklı geldi. Bu kitabın yazımı, yazım tekniği, içeriği zaten bambaşka. Agatha Christie şöyle bir katil kim romanı yani katilin kim olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Ama kitabın içerisinde 20-21 tane yazar var. Her birinin bu kurguya bir katkısı var. Ve Agatha Christie ise bir usta dokunuşu yapıyor bu katil kim sorusuna yanıt olarak. Çok özgün ve çok keyifli bir hikayeydi. Bir... Agatha Christie kitabı daha aldım. Onu okuma isteği uyandırdı bana 36 yaşında. Agatha Christie romanı okuyacağım. Şu nedenle yaşımı vurguluyorum. Ben ilk gençlik yıllarımda bile neredeyse okumazdım bu tür kitaplar ama inanılmaz tatlı geldi. Okumaya devam etmek istiyorum. Ama tabii ki bunu da usta yazarlardan Agatha Christie gibi konunun alanın uzmanı olan yazarlardan okuyacağım. Bu kitaba bakmanızı öneririm. Ben çok sevdim. Bir sinir hastasının 21 günü yine 3 nokta yayınlarından okuyup keyif aldığım kitaplardan biriydi. Ama elimde şimdi kırılma varken diğer kitaplar üzerine çok da konuşamayacağım. Kırılma 3 nokta yayınlarının en iyi kitabı. Kırılma benim tüm zamanlarımın en iyi kitaplarından biri ve 2023'te okuduğum en iyi kitapların başında geliyor. Bu kitabı okuduğunuzda bana şunu yazacağınıza inanıyorum. Az bile söylemişsin. O kadar özgün bir içeriğe sahip ve o kadar e, kitabın adı kırılma kara, e, kapak tasarımındaki bu çizim, kitaptaki karakterin yaşadığı içsel kırılma, çevresel faktörler ve o fay hattının kırılması ve bizim de yakın zamanda bir deprem yaşamış olmamız her şey öyle üst üste geldi ve birbirini öyle iyi tamamlayan parçalar olarak bir araya geldiler ki beni inanılmaz etkiledi. Bu kitabı muhakkak almanızı okumanızı öneririm. Ama şu uyarıyı da yapayım: 3. Yayınlarının kitapları sadece Amazon'da ve 3. Yayınlarının kendi internet sitesinde satışta sadece oralardan alabiliyorsunuz. Eğer ilgileniyorsanız başta kırılma olmak üzere kırılmadan sonra da e, teron Verin Lanetlenişi ya da Aydınlanışı olmak üzere ve sonra da Vin Nehri Cinayeti olmak üzere. Yani yayın evine girip 3 kitap alıp çıkacaksanız eğer bir Kırılma, 2 Teron Verin Lanetlenişi ya da Aydınlanışı, 3 Vin Nehri Cinayeti derim. 4 e, Deniz Halkı, Mercan Adası hepsini de saydım. E, son olarak Bir Sinir Hastasının 21 Günü ama o da keyifli bir kitaptı. Devam ediyorum. Şuradan devam edeyim izninizle. Şimdi ben bir kitap kulübü kurdum. Okuma Uğraşı Kitap Kulübü adı da böyle. Adı üzerine çok düşündüm ve sonra bu kadar klişe bir isim buldum. Çünkü klişe olması ne kadar doğru olduğunu gösteriyor aslında bana. Çünkü okumayı 6,5 yıldır gördüğünüz gibi bir çaba, bir uğraş olarak yapıyorum ve bir kitabı okurken daha ne kadar verimli okuyabilirim, daha ne kadar iyi yazar keşfedebilirim, bir kitabı nasıl özümseyebilirim gibi bunu bir uğraş, bir çaba olarak yapıyorum. Ve bu kitap kulübünü gördükten sonra kulübe katılanlarla tanıştığım bu insanlarla bir kez daha anladım ki yalnız değilim ve biz çok da kalabalık olmayan ama sayısı hiç de az olmayan bir grup insanız. Bu kitap kulübü benim seçtiğim çok nitelikli dünya edebiyatından bir kitabı şu anda yaklaşık 100 civarında insanla okuyup üzerine tartıştığımız ayda bir zoom toplantısı yaptığımız bir kitap kulübü. Fakat 100 kişiyi tek toplantıya almıyorum. Aramızdaki bağın güçlenmesini istiyorum. Sizinle göz göze konuşmak istiyorum. Kitaplar hakkında sizin fikirlerinizi, sizin fark ettiklerinizi dinlemek istiyorum. Bu nedenle grupları olabildiğince az kişi sayılarına bölüp 3, 4, 5, 6 oturum şeklinde yapmayı tercih ediyorum. Fakat bu ücretli bir kitap kulübü. Çünkü gerçekten bu işi yapmak isteyen yani bir kitabı okuma işini ciddiye alan insanlarla bir araya gelmek istiyorum. Ve görüyorum ki zaten böyle oldu. Yani bunu sağlayabildik. Çok rafine bir grup olduğumuzu düşünüyorum bu anlamda. Eğer bu kulübün bir parçası olmak isterseniz videonun açıklamalar kısmında mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ben de size aralığı bitirdik, Ocak ayında ve Şubat ayında hangi kitapları okuyacağımızı mail atarım ve dilerseniz katılabilirsiniz. Aralık ayında okuduğumuz kitap Simone de Beauvoir'ın Başkalarının Kanı kitabıydı. Ben kulüp kitaplarını seçerken bu kitapların hem nitelikli eserler olmasına dikkat ediyorum hem de içinde üzerine tartışabileceğimiz fikirler olmasına dikkat ediyorum. Yani bir kurguyu alır bitirir, okur kenara koyarsın kitabı. Üzerine şöyle bir yorum yapabilirsin. Ama Simone de Beauvoir gibi yaşama işine ciddiye almış ve bu dünyaya katkı sağlamış yazarların kitaplarını okuduğumuzda biz eserlerinde de bunların izlerini görebiliyoruz ve bu kitap üzerine harika tartışmalar yaptık ben e, yazarla ilgili, yazarın hayatıyla ilgili bir sunum yapıyorum toplantıda. Üzerine kitabı çok detaylı bir biçimde yorumluyorum. Ardından da katılımcılarla beraber kitabı böyle didik didik ediyoruz adeta ve görüyorum ki herkesin bir katkısı oluyor ve herkesin bir e, fark ettiği bir detay oluyor. Aralık henüz bitmedi. Belki aralık ayında birkaç kitap daha okuyup aralık ayında okuduğum kitaplar videosu hazırlarım. O yüzden bu kitapla ilgili şimdi uzun detaylı bir yorum yapmayacağım. Ama şu kitap hakkında yorum yapabilirim. Simone de Beauvoir'ın Yıkılmış Kadın kitabı. 2023 yılında okuduğum en iyi kitapların başında geliyor. Zaten bu kitabı okuduktan sonra Simone de Beauvoir'dan bir kitap daha okuyabileceğimizi, kulüple beraber okuyabileceğimizi ve bunun çok verimli olacağını düşünmüştüm. Simone de Beauvoir bu kitapta üç kadının hikayesini anlatıyor. Bu üç kadın farklı yaş gruplarında, farklı eğitim seviyelerinde, farklı yaşam tarzlarına sahip olan kadınlar. Fakat bu üç kadının ortak hikayesi aldatılmaları. Aldatılmadan önce bu kadınların ilişkileri nasıldı? Aldatılma esnasında neler yaşadılar ve hissettiler ve sonra bununla nasıl baş ettiler? Bunu okuyorsunuz. Muazzam bir psikoloji aktarımı var burada. Bu karakterleri anlamanız için aldatılmanız gerekmiyor. Yazar öyle bir tablo çiziyor ki size o büyük resmi görebiliyorsunuz ve çok keyifli. Yine Aralık ayında okuduğum ama henüz bitirmediğim ama çok sevdiğim bir kitap. Kate Chopin'in Uyanış adlı kitabı. Bu kitabı 2023 favorilerime yazabilirsiniz. Videonun sonunda ben bir hızlıca tekrar söyleyeceğim ama favorilerimi. Bu kitapta yine feminist edebiyatın önemli kitaplarından biri. Simone de Beauvoir'ın pek çok kitabının olduğu gibi. Uyanış kitabında bir kadının uyanışını okuyoruz ve çok sıradan bir hayata sahipken yapılan, yaşanan bir uyanış bu. Yani o yüzden belki bu kadar etkileyici, marjinal bir hayata sahip olsaydı bu ondan beklenen bir uyanış, bir tavır olabilirdi. Ama son derece sıradan çocuklarını büyüten, kocasıyla geçinmeye çalışan bir kadın hikayesi üzerinden okuyoruz. Dolayısıyla bence bu yüzden bu kadar sarsıcı ve böyle... Feminist Edebiyat Literatürü'ne adını yazdırmış. Abdurazak Gurnah'ın iki kitabını okudum. İkisini de çok sevdim ve okumaya devam edeceğim yazarlardan biri. Terk Ediş ve Kumdan Yürek. Kumdan Yürek'le ta tanışmıştım. Aslına bakarsanız iki kitap çok benziyor. Ve bence Abdurazak Gurnah'ın diğer kitapları da bu kitaplarına çok benziyordur. Okumadım henüz diğer kitaplarını ama... Çünkü bir derdi olan, anlatmak istedikleri olan bir yazar... Ve çok duru, çok yalın bir anlatımı var. Ben galiba en çok bu nedenle sevdim. Kitabı okumaya başlıyorsunuz ve kime anlatıyor, neyi anlatıyor, ne zamana anlatıyor, niye anlatıyor, bu hikaye nereye varacak bunları anlayabiliyorsunuz, öngörebiliyorsunuz. Buna rağmen de okumaktan kendinizi geri alamıyorsunuz. Her yaşa bence uygun kitapları yalın bir anlatıma sahip olması sebebiyle çok keyif alarak okuyorum onun kitaplarını. Çünkü hem bireyi anlatıyor, hem aileyi anlatıyor, hem daha geniş bir açıdan toplumu anlatıyor. İşte bir yazarın iyi yaptığında sonuç böyle çok iyi bir biçimde ortaya çıkıyor. Bağışlanmış bir günahkarın özel anıları ve itirafnamesi. Gotik edebiyat diyebiliriz. Gözümde çok büyüttüğüm bir kitaptı. Muhteşem bir konuya sahip, çok özgün bir konu fakat bence iyi işlenmemişti. Yani böyle bir konuyu mesela Emil Zola, Victor Hugo gibi bir yazar bize anlatsaydı muazzam bir edebi haz alırdım ben ama özgün konusu sebebiyle okunabilir. Thomas Mann'ın Büyülü Dağ kitabı. Bu kitapları hem alışveriş videomda anlattım hem birinci cilde okuyup yorumladığımda anlattım Eylül'dü galiba. Hem ikinci cilde okuyup yorumlarken anlattım. Bir de şimdi uzun uzun anlatmayacağım. Güzel, keyifli, önemli bir eser. Çok duygusuz buldum kitaptaki hikayeyi. Özellikle ana karakterimizin hikayesini. Çünkü karakterin gelişimine baktığımızda yani onun çocukluğunu öğreniyoruz, gençliğini öğreniyoruz. Sonra bilinç anlamında yaşadığı çok önemli bir dönem var. O dönemi okuyoruz. Tüm bunların neticesinde bir duygu kırıntısı göremiyor olmak bu hikayenin ee, yazar tarafından çok akılla, mantıkla yazıldığını, çok iyi kurgulandığını düşündürdü. Ama bu kadar profesyonel anlamda yapmaya çalıştığında işte o insani duygu eksik kalmış. Bu da e, ben kitaplara duyguyla bağlanan, karakterlerle bağ kurup bağlanan bir okur olduğum için beni e, rahatsız etmişti. Algernon'a Çiçekler. Bu yıl bu kitabı hatta son iki yıldır belki ablamdan önce duyup kitap okuyanlar oldu çok fazla. Sonra ben kitabı okuyup çok etkilenince uzun uzun anlattım ve benim etkimle alıp okuyanlar oldu. Ve senin önerinle 2023'te okuyup en sevdiğim kitap gibi mesajları çok fazla aldım. Algernon'a çiçekler 2023'ümün ve tüm zamanlarımın en iyi kitaplarından biri. Hatta ben şöyle yapayım. Favorilerimi bir kenara alayım ve sonrasında Şafak'ta verilmiş sözüm vardı. Bu kitabı okudum. Okurken keyif aldım ama okudum ve bitti. Eğer elinizde varsa bekletmeden okumanızı öneririm. Çünkü yine çok özgün. Zaten bu yazar çılgın bir yazar. Daha önce ben Emil Ajar adıyla yazdığı Onca Yoksulluk Varken kitabını okumuştum. O kitabını çok severim mesela. Niçe Ağladığında beni yine etkileyen okurken keyif aldığım kitaplardan biriydi ama ben çok fazla psikoloji kitabı okuduktan sonra, çok fazla alanında uzman kişiden e, psikoloji kitapları okuduktan sonra bu kitabı okuduğum için e, kitabı kısmen çok beğendim, kısmen sıradan buldum. O yüzden favorilerime eklemiyorum ama sevdiğimi söyleyebilirim. Çok sevdiğim, benim canım dediğim Macar yazarlar. E, Magda Szabó'nun Katalin Sokağı ve Sandor Marey'in Ester'in mirası İkisi de beni muazzam etkiledi. Magda Sızabo zaten artık ne yazsa okurum dediğim yazarlardan biri. Sandor Marey de öyle. Ama bu kitapta beklemediğim kadar güzel bir hikayeyle karşılaştım. Çünkü daha özgün buldum, daha eğlenceli buldum. Yani söylene söylene okudum. Bir karakter var. Karaktere kızıyorsunuz ve söyleniyorsunuz. Yani sesli olarak aptal mısın yapma falan diyerek okuyorum hikayeyi yaşlılar gibi. Çok keyifliydi. Bu iki kitabı mutlaka 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 okumanızı öneririm ama bütçeniz uygunsa, daha önce hiç okumadıysanız, benim sözüme de güveniyorsanız şunu öneririm ben size. Girin bir kitapçıya ya da kitap satış sitesine. Sandor Mare'nin ve Magda bunun tüm kitaplarını yani 7, 8, 9 kitap edecek tüm kitapları dediğim ikisinin toplamda. O kitapların tamamını alın ve çıkın. Sonra kendiniz için bir sıralama yapın ve okuyun. Ee, sonra bana mesaj atın bakalım neler düşüneceksiniz. Agatha Kristof Büyük Defter Kanıt 3. Yalan. Bu kitabı okumayan kalmadı yanılmıyorsam bu yıl. Okuduğum en çılgın, en sıra dışı yazarlardan biriydi. Beni çok sinirlendirdi okurken. Çünkü dünyada olabilecek tüm kötülükleri yani ensest ilişki, cinayet, savaş, tecavüz aklınıza gelebilecek her türlü pisliği, kötülüğü tek bir kitapta bulabilmek mümkün ve bu kadar da değil neden bunların hepsini tek kitapta yaptın demiştim artı 18 demiştim hatta çünkü bunların her biri o kadar büyük olaylar ve o kadar sarsıcı olaylar ki tek başına her biri bir roman konusu olabilirdi bunların ama yazar bunları peş peşe anlatınca bunlar sıradanlaştırılmış ve herhangi bir olaymış gibi. Yani bir kase sıcak çorba içmek, istemek gibi. O kadar normaldi ki fakat buna rağmen yılın favorilerinden e, kitabında bir büyüsü var. E, ne demek istediğimi okuduğunuzda anlayacaksınız. Benim çok sevdiğim, öve öve bitiremediğim, dilimden düşürmediğim canım yazarın Bekleyecek Vaktim Kalmadı Artık adlı kitabını okudum. Jean-Louis Fornia. Ama okuduğum en kötü kitabıydı. Fakat diğer kitapları da muazzam güzel. Diğer kitaplarına kıyasla bu kitapta anlatı tüm kitapları anlatı türünde yazılıyor zaten de bu kitaptaki anlattıkları ilgi çekici değildi. Yani artık sabırsız olduğunu, vakitsiz olduğunu beklemek istemediğini anlatıyor kısa kısa yazılarla. Bana okumak çok keyif vermemişti ama yazarın hatrına yine okumuştum bu kitabı. Herman Hesse, Herman Hesse, Bozkır Kurdu. Çok keyif aldım okurken ama okudum ve bitti. Yılın favorilerinden değildi fakat mutsuz bir karakterin sahip olduğu onca güce, onca donanıma, birikime rağmen iç dünyasına girip o karanlık dünyada kayboluyorsunuz ve bu anlamda çok keyifliydi. Neden ben çok etkilenirdim aslında bu kitaptan. Çünkü çok benlik bir kitap bu. Herhalde ya zamanı değildi ama geç kalmış olabilirim. Daha önce okusaydım daha çok severdim muhtemelen. Çünkü bir zaman sonra benzer konuları işleyen çok fazla kitap okumuş oluyorsunuz ve bu kitapların bazıları iyi bir numarayla sıyrılıyor, listenin üstüne yerleşiyor ve diğerleri sıradanlaşıyor. Aslında o kitaplar sıradan değil ya da mesela o kitapları ben 25 yaşındayken okusaydım. Bundan 10 yıl önceki okur kimliğimle okusaydım yani yaştan bağımsız. Daha az kitap okumuş, daha az çeşitli kitap okumuş bir okur olarak okusaydım çok etkilenirdim. Ama sonra işte yıllar içerisinde o kadar çok kitap okuyorsun ki Bazıları üste çıkıyor, dolayısıyla belki de hak etmediği halde bazıları alta iniyor. Ya bu biraz bununla ilgili, o yüzden bence Bozkır Kurumu siz yine de edinin. Tüm zamanlarımın en iyi kitaplarından biri, 2023'ün favorisi, favorilerinden biri John Steinbeck Cennet'in Doğusu. Bu kitabı okuyana kadar yazarın en sevdiğim kitabı Gazap Üzümleri derdim bu kitabı okuduktan sonra Cennet'in Doğusu oldu ama yine de Gazap Üzümleri de mükemmel bir kitaptır. Cennet'in Doğusu beni çok etkiledi. Rosa Hakman çevirisinden okuyor olmanın etkisiyle belki beni bu kadar etkiledi. muazzam bir pastoral anlatım vardı, karakter anlatımı vardı. Hikaye çok akıcı ve merak uyandırıcıydı. Olağanüstü etkilendim bu kitaptan. Yine benden beklenmeyen iki kitap var. Ejder Kehaneti serisinin Ateşten Kanatlar kitabı, Yokluk Göğünün Kuşları Cabulka. bu birinci kitabı, Cabulka birinci kitabı. Yani bu hikayenin, bu kurgunun, bu anlatımın bir felsefesi var ve bir yere varacak. O yüzden ben serinin diğer kitabını merak etmiştim bu kitabı okurken. Eğer özellikle fantastik roman okumayı seviyorsanız bu kitaba bakmanızı öneririm. Çünkü yeni ve farklı bir kitap okumuş olacaksınız. Ateşten Kanatlar da yine fantastik kitap okumayı seven okurların e, severek okuyacağını düşündüğüm kitaplardan biri. Bu kitaplar böyleydi. Sonra az sayfalı kitapları peş peşe anlatacağım size ama şunu muhakkak söylemeliyim. Ben bu yıl John Fante ile tanıştım. Ve böyle muhteşem bir yazar varmış da siz bana oku bu kitabı lütfen oku hemen oku dememişsiniz. Aşk olsun size bu ne muazzam bir kitaptır. Bu ne muazzam bir çeviridir. Çevirmen şov yapmış. Yani adeta kitabı baştan yazmış. Neden? Çünkü yeraltı edebiyatı toza sor ve yeraltı edebiyatında bence daha zor bunu yapabilmek. Çünkü bu bir kültür ya bu bir argo, bu bir sokak kültürü ve direkt olarak bu kültürü almış, bizim sokak kültürümüze uyarlamış. Bu dili almış, bizim argomuza uyarlamış. Muazzam bir çeviri, muazzam bir karakter. Arturo Bandini benim hayatımın en etkileyici karakterlerinden biri. Ben yeraltı edebiyatı sevmem, okumam. İlk gençlik yıllarımda okurdum ama kendi okur çizgimi bulunca artık ben uzaklaştım yeraltı edebiyatından. Ama John Fante'nin diğer tüm kitaplarını almak istiyorum, okumak istiyorum muazzamdı. Günler, aylar, yıllar ee, okuduğum hikayesiyle, umut veren mesajıyla etkileyici bulduğum bir kitaptı. Ani Ernao'nun Boş Dolaplar kitabını okudum ve çok sevdim. Seneleri de okuyup çok sevmiştim ama Boş Dolapları daha çok sevdim. İki yeni kitabını daha aldım. Onları da göstereceğim size. Okuduğum kitapların neredeyse yarısı da favorim oluyor bu yıl. Tolstoy'un İtiraf kitabı. Tolstoy'dan ya da Tolstoy'a dair okuduğum ne varsa ile ilgili Tüm fikirlerimi değiştiren kitap oldu bu. Tolstoy'u çok yakından tanıdım. Onun iç dünyasında nelerle boğuştuğunu, hayatının dönüm noktalarını öğrendim. Muhakkak okumanızı önerdiğim kitaplardan biri. Bir düşünce kitabı olarak okuyabilirsiniz. Yani Tolstoy'un gelişim yolculuğu şeklinde de görebilirsiniz. Halil Cibran'dan Kum ve Köpük kitabını okudum. Çok etki eden kitaplardan biri olmadı. Stefan Zweig'ın Sağaf Mender kitabını okudum. Üç, i̇çinde 3 hikaye var. E, en çok beni etkileyen e, unutulmayacak bir insan hikayesiydi. Kitabın en sonunda yer alan e, çok etkileyici bir karakterdi. Yani insanlığımızı bize hatırlatan bir karakterdi. Bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm. E, kiracı'yı okudum. Okurken çok keyif aldığım böyle oyuncu bir yazar var burada. Kitap keyifliydi. Bir hikayeye inanıyorsunuz sonra aslında işlerin bambaşka olduğunu görüyorsunuz. Ben oyuncu yazarları seviyorum. Opera kitaptan çıkan benim için yılın en etkileyici kitaplarından biri olan Atalarene. Bu kitap benim için Abelard ve Helois le. yan yana ki Abelard ve Helois biliyorsunuz ki hayatımın en iyi okumalarından biriydi ve size de çok önermiştim. Daha masalsı ve imkansız bir aşk hikayesi var burada. Mutlaka okumanızı öneririm bu kitabı da. Şöyle yapalım. 2023 yılında okuduğum en iyi kitaplar. 2023 favorilerim. Opera kitaptan henüz çok yeni yayımlanan Atalarene muhteşemdi. E Tolstoy'un İtirafı. John Fante'nin Toza Sor kitabı muazzamdı. Cennetin Doğusu muazzamdı. Boş dolaplar Ani Ernao'dan çok sevdim. Büyük defter kanıt 3. yalan yılın en sarsıcı okumasıydı. Magda Sızabo, Katalin Sokağı bayıldığım bir yazar. Sandor Marey'i Ester'in mirası çok etkileyiciydi. Ahmet Hamdi Tanpınar, Büyük Usta olmazsa olmaz Suat'ın mektubu ve sahnenin dışındakiler. E, Teronver'in lanetlenişi ya da aydınlanışı 3 nokta yayınlarından Muazzam bir kitap. Kırılma tüm zamanlarımın en iyi kitaplarından biriydi. Kumdan Yürek muazzamdı. Yazarın çok duru çok akıcı bir anlatımı var. Kate Chopin e, Uyanış Feminist Edebiyat'ın önemli eserlerinden biri. E, sıradan yaşam süren bir kadın üzerinden anlatıyor olması sebebiyle bence bu kitap bu kadar etkileyici. Yıkılmış Kadın ve Başkalarının Kanı. Simone de Beauvoir'dan iki şahane eser ve algenona çiçekler. Yılın favorileri benim için bunlardı. Siz bu yıl okuduğunuz en iyi kitapları lütfen yorumlara yazın ve ben de 2024'te eğer okumadıysam o kitaplardan yola çıkarak okuma listemi belirleyeyim. Yılın son büyük indirimi varken birliği de bu fırsatı kaçırmayın ve kendiniz için yeni yılda güzel bir yatırım yapın. 60 Begum kodunu açıklamalar kısmında bulunan bağlantı ile birlikte kullanabilirsiniz. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. 2024 hepimiz için harika, sağlıklı, verimli bir yıl olsun. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere.